Merhabalar herkese. Kısaca bugün size Social TV ratinglerinden bahsedeceğiz. Kısaca Somera'dan bahsedeyim size. Somera Social TV rating alanında ürünler geliştiren, bu alanda da ürünler geliştiren bir teknoloji şirketi. Social TV rating nedir, ne değildir? Sunum esnasında ayrıntılı olarak göreceğiz. Geldi mi? Aynen. İstersen sen devam et şimdi. Herkese merhabalar. İsmim Zeynep Kavralı. Ben de Somera'nın stratejisinden sorumluyum. Bugün anlatacağımız konu aslında az önce de özetlendiği gibi, evet artık hayatımızda ikinci ekran olan sosyal ağlar var. Peki markalar bu sosyal ağları analiz edip bunları nasıl kullanıyor? Size bunu anlatacağız. Hızlıca konulardan bahsetmek gerekirse öncelikle sosyal TV nedir? Bunu detaylandıracağız. Daha sonra Somera Sosyal TV reytingi nedir? Yani konvansiyonel reytingle Somera reytinginin farkı nedir? Bunu anlatacağız. Daha sonra bunları yaparken kullanıcı profillerini nasıl analiz ediyoruz? Bu konuya gireceğiz. Ki bir kısmınız da belki bu analizlerin içindeki büyük çoğunluğunuz yer alıyordur eğer profilleriniz public ise. Daha sonra bunların markalar tarafında pazarlama stratejilerinde uygulama alanları neler? Onu detaylandıracağız. Sosyal TV nedir dediğimiz zaman aslında televizyon izlerken yayın esnasında ya da sonrasında etkileşimli olarak yapılan tüm paylaşımları içeren teknoloji ve bu olgunun aslında tamamı sosyal TV'dir. Peki sosyal TV içerisinde neler analiz ediliyor? Onlara bakalım. Öncelikle programlar, programların bölümleri ve o bölümlerin hashtagleri, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş hashtagler, özellikle ünlülerin fanları tarafından her bölümde farklı hashtagler üretilebiliyor ve bu günlük olarak değişebiliyor. Sosyal medya hesapları, bunlar tabii ki takip ediliyor. Dizi karakterleri ve dizi oyuncuları takip ediliyor. Sosyal medyada yansıması olan özel yayınlar oluyor. Bunları takip ediyoruz. Ve kanalların yayın akışı ve kanalların sosyal medyadaki etkinliklerini ölçüyoruz. Bu noktada Türkiye'de Somera olarak 47 TV kanalı, 1200'den fazla TV programı, 60.000'den fazla hesap ve kelime takip ediyoruz. Şimdi biraz teknolojiden bahsedelim. Taylan Bey'in söylediği gibi Türkçe özel bir dil. Çok rahat anlaşılamıyor. Germanik diller için kullandığınız yöntemler Türkçe için denediğinizde çok bir sonuç alamıyorsunuz. Hatta Stanford'ın Natural Language Processing dersinin ikinci slaydında size bir sürü yöntem göstereceğiz. Bir Çince için, iki Türkçe için çalışmıyordu. Biz de Somera'yı kurmadan evvel teknik ekip ODTÜ ve Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalışıyorduk. Test konusu ararken baktık bu alan bomboş, biz de bu alana girelim dedik. Neler yapıyoruz? En önemlisi Türkçenin anlamlandırılması üstüne. Bir kelime, bir cümle o diziyle mi alakalı değil mi? Bunu net bir şekilde anlamanız lazım. Sondan eklemeli bir dil olduğu için de aslında biraz uğraşmanız gerekiyor. Neler yapıyoruz? Türkiye sosyal medya dünyası çok kirli bir dünya. Çok fazla spam, çok fazla bot hesap, yumurta hesap dediğimiz hesaplardan gelen içerikler var. Bunları otomatik bir şekilde elemeniz lazım. Duygu analizini yani sentiment analizini o jargona göre algılayıp ona göre sonuç vermeniz gerekiyor. Cinsiyet hangi kullanıcılar profillerde konuştukları zaman onların cinsiyetlerini belirlemeniz gerekiyor. Hatta buraya eklememişiz, şimdi fotoğraftan insanların yaşını da çıkartmaya başladık. Birçok farklı open source teknoloji kullanıyoruz. Biz Hadoop'cu değiliz ama Cassandra kullanıyoruz arka tarafta. Gene Elasticsearch kullandığımız araçlardan biri. Solr kullanıyoruz indeksleme için. Bunlar herkesin erişebileceği aslında, tune ettikten sonra kullanabileceğiniz open source araçlar. Şimdi bakarsanız birkaç tane ana metriğimiz var. Bunlar konvansiyonel ratinglerle çok benzer metrikler. Somera Rating, Somera Share. Rating, bir TV kanalını veya TV programını konuşan tekil kullanıcıların, TV kanalları veya TV programlarında konuşan tüm kullanıcılara oranı. Share'da aslında yayınlanma saatini gibi düşünebilirsiniz bunun. Tekil kullanıcılara, tekil mesajlara, bunların oranlarına ve en önemli noktalardan biri de yayılma skorlarına bakıyoruz. Çünkü her ileti, herkesin gönderdiği her ileti birbirine eşit düzeyde değil. Bazı insanlar sosyal medyada çok daha influencer durumundalar. Bunu da ölçüyoruz. Kimler kullanıyor bunu? Aslında bu ürünü çıkardığımızda
ilk aklımıza TV kanalları vardı. Arkasından yapım şirketleri geldi, arkasından medya planlama şirketleri geldi. Çünkü sosyal medya dünyasında bu alanda çok fazla içerik paylaşılıyor ve insanlar hiçbir manipülasyon olmaksızın bir programı beğenip beğenmediklerini anlatıyorlar. Dolayısıyla siz bunu performansını ölçebilirsiniz, ürün yerleştirme yapıldıysa onu ölçebilirsiniz. Hatta bizim yaptığımız birçok analiz, dizi için verdiğimiz hizmette senaryonun müdahalesine kadar gidiyor ve bunun pre-post analizlerini yapıyoruz. Bu tarafa geldiğimiz zaman ise 2016 Q1'i incelediğimiz için, hatta taze taze bilgi olarak da şu an yayınlıyoruz. Sosyal medyada TV programlarıyla ilgili konuşmaların %65'i hafta içi prime time'da yayınlanan diziler, programlar, eğlence yarışma programları şeklinde. Devam edersek. Burada karşılaştırma olarak sen nerede yapabilirsin? Aynen. Ben burada size şunu anlatayım. Mavi barlar geçtiğimiz yılın son kuartırı, sarı barlar da bu yılın ilk kuartırından bahsediyor. Baktığınızda çok size taze bir data. Sosyal medyada insanlar Kanal D'yi hep daha fazla konuşuyorlar. Ama Survivor etkisini burada çok net görüyoruz. Survivor son kuartırda olmadığı için TV8 çok az konuşuluyordu. Şu an Survivor sayesinde çok daha fazla konuşulan bir durum söz konusu. Diğer bir taraftan 2016 Q1'e baktığımız zaman Twitter'da TV programları hakkında 4 milyon kişi 42 milyondan fazla ileti paylaşmış. Bu çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Çünkü biz Türk halkı olarak gerçekten bir şey izlerken paylaşmayı seviyoruz. Günde ortalama 100 bin kişi tarafından ileti paylaşılıyor. Ve peak yapan dönemlere bakarsak derbi dönemleri, özellikle maç dönemleri, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı döneminde. Daha sonra Survivor final olarak geçtiğimiz yıl karşımızda. Ve son döneme baktığımız zaman da İstanbul ve Ankara'daki elim olaylar yüzünden sosyal medyadaki konuşulma düşmeye başladı. Q1'e baktığımız zaman 2016'da en çok konuşulan programlar, bakıldığı zaman Güneş'in Kızları, Survivor, Kiralık Aşk gibi aslında diziler ve show programları geliyor. Bu arada Güneş'in Kızları final yaptığı zaman onun fanları yapılmasın diye inanılmaz uğraştılar. Final olmasın diye zaten aradaki farkı görüyorsunuz. Evet, aradaki farkı görüyorsunuz. Aynı zamanda Acun'a da Acun sen devam ettir, TV8'i al diziyi diye ayrıca bir kampanya başlattılar. Rating sıralamasına baktığımız zaman, yani bir dizi izlenirken yapılan paylaşım sıralamasına baktığımız zaman yeni bir dizi olması sebebiyle çok ses getirdi. 46 yok olan şu an ilk sırada yer alıyor. Daha sonra tabii Kiralık Aşk ve Poyraz Karayel geliyor. Şimdi baktığımızda konvansiyonel TNS Counter'ın açıkladığı ratinglerle bizim açıkladığımız ratingler arasında her zaman bir uyum söz konusu değil. Çünkü sosyal medyadaki konuşan insan profiliyle Kantar'ın tüm Türkiye'yi ele aldığı profil aynı değil. İnternetteki insanlar biraz daha farklı. Dolayısıyla ancak Diriliş Ertuğrul ve Survivor 2016 hem konvansiyonel reytinglerde hem de sosyal medya reytinglerinde hep yüksek puan alan yapımlar olarak görülüyor. 46 yok olan ise örnek vermek gerekirse sosyal medya reytingi yüksek, TNS reytingi daha düşük. Survivor'dan bahsetmiştik. Örnek vermek gerekirse 7 Şubat'taki ilk bölümüyle inanılmaz derecede insanlar konuşmaya başladılar. 209 bin ileti atıldı yani tek bölümle ilgili olarak. Çok yüksek bir reytingi vardı. Karakterler çok konuşuluyor. Kimsenin sevmediği karakterler daha fazla konuşuluyor. 14 Nisan'a kadar 4 milyona yakın ileti gönderildi sadece Survivor'da ilgili. 46 yok olan yeni başlayan bir dizi. Belki izleyenleriniz vardır. O da sosyal medyada çok farkındalık yaratan bir dizi oldu. Oldukça fazla konuşuldu. Genel olarak erkeklerin konuştuğunu söyleyebilirim bu dizi hakkında da. Güneş'in Kızları bitti. Biterken insanlar sadece 2 gün içerisinde 2 milyon ileti paylaştılar bu diziyle ilgili bitmesinler diye. Türkiye'nin sosyal medya gündemi bir ara sadece bu diziden oluşuyordu. Game of Thrones yakında başlayacak. İnsanların aslında konuşmaya başladığını şimdiden görüyorsunuz. Biz bir yandan yabancı dizileri de ölçüyoruz çünkü. Sosyal medyada, sosyal TV reytinglerin en büyük faydası ölçülemeyen kanalları da ölçebilmeniz. NTV, CNBC gibi çok ölçülemeyen kanalların sonuçlarını bulabiliyorsunuz burada. Kullanıcı profilinden bahsetmiştik.
Burada TJ'in yaptığı bir araştırmaydı bu yanlış hatırlamıyorsam. Son 4 haftada bir sosyal network'e girmiş ve Twitter, Facebook ya da Instagram'da bu konular hakkında konuşmuş insanların %41'i ABC1 grubundan geliyor. 3 büyük şehirde %49'u yaşıyor bu insanların. Şimdi bu insanları alıp biz kendi datamıza baktığımızda şöyle bir data verebiliriz size. Erkekler en çok Diriliş, Ertuğrul, Filinta, Eşkıya gibi dizileri, Eşkıya Dünyaya Hakim, Hükümdar Olamaz gibi dizileri ve spor programlarını konuşuyorlar. Kadınlar Güneşin Kızları, Kiralık Aşk, O Ses Türkiye gibi programları konuşuyor. En pozitif konuşulan programlar O Ses Türkiye, Muhteşem Yüzyıl, Kösem, Hayat Şarkısı, 46 Yok Olan gibi diziler. En negatif ise Gündüz Kuşağı programları. Arkasından Survivor 2016. Ama burada negatif konuşulma, hani genel program için demeyeyim, size karakterler hakkında çok negatif konuşuluyor. Oradaki belli başlı karakterler insanlarda bir hatred duygusu uyandırıyor. Uygulama alanlarından bahsedeyim size. Şimdi bu geçen yıl yapılmış bir kampanya. Bellona kiraz mevsimi içerisinde bir ürün entegrasyonu yaptı. Daha evvel Bellona hakkında konuşmayan 7000 küsür insan Bellona hakkında konuşmaya başladı. Ürün entegrasyonu inanılmaz derecede başarılı oldu. 2 gün içerisinde tüm Nevresim takımlarını sattılar. Kiraz mevsiminde yaptıkları için Nevresim takımının üstünde kiraz desenleri vardı. Ve hani baktığınızda çok basit bir entegrasyon ama sosyal medya dünyası, sosyal medya çevresi çok güçlü olan bir dizide acayip derecede işe yaradı. Diğer bir taraftan da az önce bahsettiğimiz gibi senaryoları nasıl etkileyebiliyor bu analizler? Onun örneğini vermek istiyoruz. Bu geçtiğimiz sene gerçekleşen bir case. Bu diziyi hatırlayan var mı? Şeref Meselesi, Kerem Bürsin'in oynadığı, Yasemin Alan'ın başrolünde olduğu bir diziydi. Oradaki Sibel karakteri, yani Yasemin Alan'ın oynadığı karakter sosyal medya kitlesi tarafından sevilmedi. İnsanlar Kübra'nın ve diğer başrolüncüsü olan Kerem Bürsin'in aslında bir araya gelmesini istediler. Ve daha sonra ilerleyen süreçte diziden Yasemin Alan öldürülüp çıkartıldı ve Kübra ile Kerem aşk yaşamaya başladı. Yani aslında bu noktada insanlar da bunu yönlendirmeye, senaryoları etkilemeye başlıyor. Bu yaptığımız başka bir analiz, düzenli olarak yaptığımız. Burada bankalar ve dizileri görüyorsunuz. Banka isimlerini çıkardık buradan. Türkiye'deki belli başlı büyük 10 banka olması lazım burada. Bu ne işe yarıyor derseniz, şimdi çok basit bir şey aslında bu anlatması. Yani bankalar hakkında konuşan kişileri kümelendiriyorsunuz. Arkasından diziler hakkında konuşan insanları kümelendiriyorsunuz. Daha sonra bunların kesişimine bakıyorsunuz. Zor olan kısım şu, bu insanlar konuşurken pozitif mi konuşuyorlar ve milyonlarca ileti var, bunları kesiştirmek çok zor. Biz burada konuşan insanları kesiştirdik ve bu ne işe yarayacak derseniz, şimdi ben eğer bir reklam vereceksem bir diziye, o dizinin profilini merak ederim. Benim bankam hakkında konuşuyorlar mı? Ya da benim rakip gördüğüm banka hakkında insanlar nasıl konuşuyorlar? O bankanın kitlesine hitap etmek isteyebilirim. Kendi bankamla ilgili kitleyi daha own etmek isteyebilirim. Bu noktada da çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorlar sosyal medyadan, sosyal TV analitiğinden. Örnek vermek gerekirse burada bankalle konuşan insanlar en fazla Karagül dizisinden bahsetmişler. Mesela bankalle bu diziye bir pre-roll ya da bir ürün entegrasyonu, bir alt bant girerse kendi kitlesine hitap ediyor olacak. Ama diyelim bankalle'nin en yakın rakibi Banka C olsun, onun kitlesi de en fazla okuyamıyorum şu an. İnadına Aşk dizisiyle mesela çok meç ediyor. Siz rakibinizin dizisinde de, popüler olduğu dizide de görünür olmak isteyebilirsiniz. İnşallah çalışacak. Bir geri geleceğiz. Gelemiyorum şu an. Oo. Bu kadar. Evet, bu kadar. Çok sağ olun. Sonar ekibine teşekkür ediyoruz. Salondan soru var mı? Twitter'dan var. İlk başta oradan sorayım isterseniz. Somera 60 bin hesap analiz edebildiğini söylüyor demiş bir izleyicimiz. TV gibi güçlü bir aracın Türkiye temsiliyeti için yeterli mi?
diye soruyor. Çok hızlı cevap vereyim buna. Türkiye'de konvansiyonel ratingler kaç tane denekle ölçülüyor bilmiyorum, biliyorsunuzdur. 3500 ile 5500 arasında gidip gelen rakamlar var. Bu hane sayısı bizim minimum ölçtüğümüz gün 70 bin civarındaydı. 70 bin tekil kullanıcıdan bahsediyoruz. Muhakkak ki gelenekselere göre tabii ki çok fazla Aynen. bir fark var. Ama burada var. Şunu unutmamak lazım. Bu konvansiyonel ratingler Türkiye'yi reprezent etmek için seçiliyor. Yani hani sosyal medyadan ölçtüğünüz kitle biraz biased bir istatistik verebilir size. Bu kitle daha kentli, daha erişim gücü olan, daha fazla parası olan bir kitle. Daha konvansiyonel ratinglerdeki ABC1 ile sosyal medya ratinglerinin daha örtüştüğünü söyleyebiliriz. Peki, salona döndük. En arkadan bir arkadaşımız var. Mikrofon gidecek. Buyurun. Merhabalar. Benim merak ettiğim bir konu en son yaptığınız tabloyla alakalı aslında. Şimdi işte bankaları gösterdiniz. Sonra banka müşterilerinin nelere maç ettiğini yani hayat tarzları yönünden neleri konuştuğuna baktınız da. Benim anlamadığım, yani merak ettiğim konu. Şimdi demografik olarak mı bir map çıkarıp o insanların neleri konuştuğuna mı bakıyorsunuz? Yoksa o bankalar hakkında konuşan insanlar başka neler konuşuyora mı bakıyorsunuz? Yoksa bankalar içerisinden bir insight'ınız var. O insight'a göre mi bu insanların neleri konuştuğuna mı analiz ediyorsunuz? Orada şöyle söyleyeyim, bu üçü de var aslında. Yani hizmet verdiğimiz bankalar da bize bir insight veriyor. Öğrenmek istedikleri şeyleri soruyorlar. İkincisi, banka hakkında konuşan insanların diğer iletilerinde neler konuştuklarını da ölçüyoruz. Bu da var. Ve hani ilk sorduğunuz neydi? Bir şey daha sormuştunuz. Yani bir demografik olarak. Aynen. Bir de demografik kısmında da şu var. Elimizde bizim birçok farklı kırılım var. Yani teknoloji severler, işte anneler, daha New Age konularından konuşanlar. Aklınıza ne gelirse 40 küsürü aşkın kategorideki insanları ona göre seçiyoruz. Ve bunun içerisine yaş kırılımı ekliyoruz. Bunun içerisine cinsiyet ekliyoruz. Dolayısıyla siz teknoloji sever, 30 yaş üstü erkekler dediğiniz zaman bunların nelerden bahsettiğini verebilir durumdayız. Somaya sadece TV tarafında içerik, TV tarafında bir analiz yapmıyor, bir monitoring yapmıyor. Bizim şu an takip ettiğimiz Türkiye'de 15 bini aşkın marka var. İnsan tarafına baktığınızda influencer seçiminde örneğin gene çok kullanılan bir yöntem bu. Benim markama uygun influencer kim olabilir dediğinizde bu alanda da yaklaşık 3500 kişiyi takip ediyoruz. Bu insanlar hakkında konuşanlar kimler? Bu kategorilere göre eşleşebiliyor ve doğru kişiyi size önerebiliyoruz bu sayede. Aslında markalara sorduğumuz şey de şu, dataya doğru soruyu sormaları lazım. Biz zaten onun cevabını veriyor oluyoruz ve aslında her markanın ve her kanalın da istediği farklı oluyor bu noktada. Anladım. Yani benim aslında esas merak ettiğim, benim belli bir müşterim var. Şu anda mevcut da diyelim ki. Bu müşterileri segmentlere ayırdım ben. Bu segmentlerin de yaşam stillerini merak ediyorum. Hı hı. Atıyorum ki. Ben size, şimdi müşteri gizliliği diye bir şey de var sonuçta. Ben size direkt diyemem, bunlar benim müşterimdir, bunlar bir takip edin bakayım ne yapıyor. Ama benim nasıl bir data vermem gerekir size ki onların yaşam stillerini veya neleri takip ettiklerini vesaire gibi öğreneyim. Aslında evet. Esas sorun buydu. Evet. Yani atıyorum %50'si erkektir. Ne bileyim işte yaş grubu 30 grubudur, 25-30 yaş arasıdır falan gibi bilgiler mi vermem gerekiyor? Yoksa yani ne tip bilgiler vermem gerekiyor ki sizden bu soruyu alayım aslında? Yani esas sorun buydu aslında. Aslında bu noktada bizim markalardan ilk talebimiz şu oluyor. Genelde bir iletişim stratejileri ve hedef kitleleri oluyor ve onların da yıllık olarak çıkarttığı bir aslında yol haritası var. Bu noktada neyi öğrenmek istediklerini soruyorlar. Yani evet, biz işte şu kitle arasında şu kitlenin ne zaman mutlu olduğunu ya da o 3 ay Q1 döneminde tüketilen ürünler neler gibi şeyleri merak ettiğini soruyor. Fakat bu noktada ilk aldığımız şey keywordler. Yani bize rakiplerle birlikte önemli anahtar kelimelerini veriyorlar. Ya bunun içerisinde. Evet. Aynen. Ya yani bir TVC kampanyasıysa kendi mottolarını vesairelerini veriyorlar ve bunun konuşmasını analiz ediyoruz. Ama şöyle söyleyeyim size. Sizin bir markanız varsa ve bunun hakkında konuşan kitleyi analiz etmek istiyorsanız bunun iki tane yolu var. Bir,
Eğer siz müşteri gizliliği yüzünden bize kendi müşterilerinizin Twitter handle'larını veremiyorsanız, bizim gidebileceğimiz tek yol sizin hakkınızda konuşan insanların sizin müşteriniz olabileceğini düşünmek olabilir. Bu şekilde gidebiliriz. Eğer tabii ki bizim müşteri gizliliği sayesinde aldığımız bilgiler üstünden takip ettiğimiz şeyler de var. Bir hedef kitleler de olabiliyor. Taylan Bey'in söylediği gibi Twitter, Facebook, Instagram datası artık satılan datalar. Mesela Twitter'ın bedava bir API'yi var, oradan gidip analiz yapabilirsiniz ama hep eksik data gelir size. Twitter bunun için, bu onlar için gerçekten bir income kaynağı ve bu datayı satıyorlar. Sizden de eğer Twitter handle gelirse hangi kişiyi nasıl takip edip neler öğrenebileceğimizi çok net görebiliriz. Teşekkürler. Peki, Somera'dan Zeynep Gabralı ve Gencay Evirgen'e çok teşekkür ediyoruz.